Senem Sultan. Tata. Nasıl? Olmuş mu teyze böyle? Bana niye soruyorsun ki kızım? Benim lafımın bir hükmü mü var? Aa teyzem, sen duygulandın mı? Aman sen küstün mü? Gel bir öpeyim ben seni. Yok hiç öpme, hiç öpme. Ben çok kırıldım sana. Hakikaten mi? Aa. Neden? Sen bana rahmetli kardeşimin emanetisin. Yıllarca baktım ben sana. Yıllarca yetimliğini, anasızlığını hissettirmemeye çalıştım, bugünlere getirdim. Nikahından bugün haberim oluyor. Ben bugün hayalini kurdum. Gelip benden isteyecekti seni. O adama ellerimle teslim edecektim seni. Ne bileyim teyze ben. Yani anlamam ki ben öyle adetten, istemeden... Hem senden gelip isteyecek de sen vermezdin ki. Kıyamazdın bana mesela. Düşünsene evde kalacaktın. Yaşım geçiyor zaten. Sanki beni dinlerdi değil mi? Ya böyle kaçırır gibi nikahla alıp götürüyor. Şey yapsaydık. Yalandan bir düğün yapsaydık en azından. Heveslerim kursağımda kaldı benim. Ya Faruk istese de ben istemezdim ki zaten. Ya dul musun kusurlu musun? Niye istemedin? Ya anlı şanlı bir düğün senin de hakkındı kızım. Ne yapayım teyze ben düğünü ya? Ne yapayım ki? Annem babam olmadıktan sonra düğünü ne yapayım ben? Senem Sultan. Teyzen kim ki? Ha kim bu adam? Bu neye benziyor bu? Kimin nesi, kimin fesi? Anlamıyoruz ki ya, habersiz alıp gidiyor kızım. Hiç haberim yok bir şeyden. Haklısın. Ama ne yapayım? Ne yapayım teyze? Ya birdenbire oldu her şey vallahi. Ben bile fark etmedim ki yani bir anda böyle halime bak ya, olduğum hale bak. Ama çok aşık oldum. Vallahi çok aşığım. 3 gün sonra görürüm ben o aşkı. Ya niye öyle diyorsun ya? Seviyorum, seviyorum, ölüyorum aşkımdan diyorum ya. Anlatamıyor muyum sana? Ama sen öyle asma suratını, tamam mı? Öyle ağzının kenarını büzersen ben bu kapıdan çıkıp gidemem. Anladın mı? Seni bir üzsün. Çeker alırım seni orada. Duydun mu, çeker alırım seni. Ha, teyzeyim ben. Anne yarısı, o kadar hakkım var üstümde. Tamam. Ha. Ama üzmeyecek. Ve biz çok mutlu olacağız. İnşallah. Tamam mı? İnşallah. Zaten şurası Bursa. Nedir yani? Çıkar çıkar gelirim ben. Sende kalırım hep. Sen orada mı yaşayacaksın? Bursa'da. Ya şurası. Sen de çıkar gelirsin. Ya teyze. Allah Allah teyze ne oluyorsun ya? Teyze geldi. Mama geldi. Bak aşağı çabuk hadi. Dün gecenin detaylarını da alacağım sonra senden, ona göre. Merhaba. Teyzesiyim. Faruk. Merhaba. Gel. Süreyya değil mi oğlum bu? Bakalım Ömer Efendi bu işe ne diyecek?
İpek. Nasılsın? İyi, sen? İyiyim. İyi misin gerçekten? Evet. Niye olmayayım ki? Ne bileyim hani... Geçen akşam olanlardan böyle abim bir anda sevgilisiyle geldi falan, siz kalktınız. Kimse bir şey anlamadı ya. Kusura bakmadınız yani, değil mi? Ay yok. Yok canım, ne kusuru. Zaten konuştuk biz annemle. Öyle mi? Evet. Annem merak etme, ben her şeyi halledeceğim dedi. Haberin var yani her şeyden. Anlamadım. Neyden? Abim bugün Süreyya ile evleniyor İpek. Yani iyi de yapıyor belki. Şimdi öfte adet derken annemi kalsa yaza kadar kıyılamazdı o nikah. Abim kestirmeden halletti. Osman'ım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk abi. Tebrik ederim. Dur dur oğlum dur. Acele etme. Hanımefendi her an vazgeçebilir. Senem ben. Teyzesiyim. Memnun oldum. Dilara ben de. Memnun oldum. Faruk Bey, Süreyya Hanım. Biziz. Heyecandan öleceğiz galiba. Kalp yok. Kalp yerinden çıkacak. Hayatımda ilk kez böyle oluyorum. Yürü, 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 yürü. Teyze, gel, gel, götürmemişim.